yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhaba, ben Aslıhan Özyılmaz. MEF Üniversitesi İşletme 2. sınıf öğrencisiyim. Size Ayze'yi nereden duydum ve nasıl projeye gittiğimden bahsedeyim ilk olarak. Şöyle, Ayze'yi ben çok önceki yıllarda aslında kendim araştırarak bulmuştum. Reklamlarıyla veya çevremden duyumla değildi. Daha sonrasında 2018'in sömestr arasında bir arkadaşım projeye gitti ve ondan sonra ben de böyle daha da isteklendim aslında buna gitmeye. Çünkü İstanbul'da farklı gönüllülük programlarını da bulmuştum ve yazımı daha farklı geçirmek istiyordum. Ve Ayze'nin programına başvuru yaptım. Başvuruyu nasıl yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsedeyim. Şöyle, kaydınızı isaac.org.tr'ye bırakıp daha sonrasında isaac.org'a girip projelere bakabilirsiniz. Ben de işte kendim projemi buldum ve daha sonrasında bana bir danışman atandı. Ve bu danışman da benim daha sonraki sürecimde yapmam gerekenleri söyledi ve bu şekilde projeye eşlendim. Benim projem neydi, biraz ondan bahsedeyim. Şöyle, benimki 4. SDG olan nitelikli eğitimde. Burada ben projemde bir sanat okulundaydım ve 4 ve 12 yaş arasındaki çocuklara yaratıcılıklarını geliştirici etkinlikler yaptırıyordum. Projem 6 haftaydı zaten, genelde yaz programlarının olduğu gibi. Burada benim bir iş arkadaşım vardı, o da Brezilyalıydı. Kendisi şu an tabii en yakın arkadaşım. Projemin gerçekleştiği yer bir sanat okuluydu dediğim gibi ve buraya bir aile işletiyordu. Projemde çocuklarla etkinlikleri yapıyorduk dediğim gibi ve bu etkinlikleri yaparken de öğretmenle birlikte ayarlıyorduk bu etkinlikleri. Ve öğrencilerimin aslında çok unutamadığım bir anım da oldu. Şöyle, bizim çalıştığımız yer son gün bize böyle bir sürpriz hazırlamış çocuklarla anlaşıp. Bizim hiç haberimiz yok tabii. Belki de yanımızda konuştular Rumence, bilmiyorum. Daha sonrasında biz oturduk böyle. İşte ikimiz Brezilyalı arkadaşımla, işte iş arkadaşımla. Daha sonra çocuklar etrafımıza oturdu falan. Sonra bir slide perdesi açıldı ve bize işte bekleyin dediler. Sonra bir video oynattılar. Bu videoda bizim oraya gittiğimiz her gün çekilen videolardan oluşan bir kolajdı aslında. Yanında çalıştığımız aile bize böyle bir sürpriz yapmıştı. Biz o an böyle ağlamaya başladık görür görmez. Daha sonrasında o video sonunda çocuklar bize gösteriler de hazırlamışlar. Aynı zamanda bunun yanında hediyeler de hazırlamışlar. İşte bir tanesi benim en sevdiğim şairi sormuştu. Böyle herhangi bir zamanda. Hiç tahmin etmezdim yani. Oradan Nazım Hikmet'in şiirini bulup bana orada gösteri yaparken onu okuyacağını ya da işte çocukların böyle atıyorum ben Türkiye'ye ne götürsem yanımda diye sorduğum herhangi bir çocuk bana gelip işte el yapımı reçelini getirdi mesela. Bir diğeri bal getirdi. İşte elleriyle yaptıkları, o zaman başka etkinlikler vardı birlikte yaptığımız. Onlardan bana hediye ettikleri oldu. Bir de mesela bu çocukların bana verdiği şeyler de az değildi yani. Valizimde yer kaplayacak şeylerdi ve ben yanımda giderken çok böyle işte değerli olmayan işte çarşaftır, işte örtüdür falan bunları bırakıp anılarımı çantama koyup geri döndüm aslında. O yüzden siz de giderken mesela yanınızda işte böyle çok sevdiğiniz ve işte ayrılmayacağınız eşyalarınızla gitmeyin. Valizinizde yer açın. Çünkü oradan anılarınızı alıp geleceksiniz buraya. Belki bir arkadaşınız size hediye verecek, onu getireceksiniz. Ya da ailenize hediye alacaksınız. Bir de Isaac'te şöyle bir şey var. Global Village denilen bir olay var aslında. Gerçekten çok farklı bir olay. Burada insanlar kendi ülkelerinden işte kendi ülkelerinden yiyeceklerini getiriyorlar. Yöresel kıyafetleri olsun, işte yöresel dansları olsun, atıştırmalıkları olsun. Bunları getirip orada sergiliyorlar aslında bayraklarıyla birlikte. İşte ülkelerini anlatıyorlar. Böyle bir Global Village zamanı oluyor. Ve burada hani projenize giden işte 16 mesela ulustan insan varsa 16 ulustan gelen insan da kendi ülkelerini tanıtıcı şeyler getiriyorlar. Tabii projemde Türk vardı bu arada. Benim projem Romanya'daydı zaten. Romanya yakın olduğu için Türkler de vardı tabii ki. Ama şimdi şöyle bir not da düşeyim şuraya. Projenizde Türk olabilir. Türk'ün olması sizin orada başka yabancıyla tanışmayacağınız anlamına gelmiyor. Orada 16 farklı ulustan da arkadaşım vardı benim ve şöyle bir şey oldu. Ben oradaki Türklerle çok konuşmadığım için, yabancılar daha çok konuştuğum için Türkler beni Brezilyalı sanıyordu. Yabancı sanıyorlardı yani. O yüzden hani sizin giriş amacınıza bağlı. Eğer Türklerle konuşursanız çok fazla, Türkçe konuşursanız sizin kolayınıza gelir ve İngilizcenize katkı sağlayamazsınız. Eğer İngilizcenizi geliştirmek için gidiyorsanız veya farklı kültürler tanımak için gidiyorsanız, eğer Türklerle yani kendi ulusunuzdan olan insanlarla iletişime geçerseniz sürekli kendinizi bu alanda geliştiremezsiniz. Çok bir şey katamazsınız. Global Village'de tabii biz Türkler olarak bir şey yapmayı planlıyorduk aslında. Ben planlıyordum. Genelde yapan ben oldum zaten. Bayağı mercimek yemeği pişirdim orada hayatımda ilk kez. Ondan sonra irmik helvası yaptım. Kısır yaptık. İnsanlar aslında bu yemekleri yeme şansı buldu. Normalde Global Village'de bu tür şeyler olmuyor. İşte lokumdur, işte pişmaniyedir, atıyorum işte Mevlana şekeri. Bu tür şeyler getiriyor insanlar. Ama bu tür yemekleri de aslında orada tatmaları onlar için de ayrı bir deneyim oldu. Şimdi şöyle, kısırın malzemesini bilmiyorlar zaten. Böyle yediler böyle işte, biz böyle marulun içine koyup falan veriyorduk onlara. Aslında sevdiler bütün yemekleri. Özellikle irmik helvasını ben mesela öğrencilerime de yapmıştım. Onlara da anlatmıştık böyle. Bizim çalıştığımız yerde de böyle çocuklara kültürümüzü anlattığımız bir slide
Light'la işte kültür tanıtım aktivitesi oluyor. Mesela orada çocuklar irmik helvası yapmıştım. Acayip bayıldılar. Mercimek yemeği çok ayrı bir şey. Çünkü bayağı uğraştırıcı yani. Bayağı saatlerimi aldı yemeği yapmak. Ama anında bitti öyle diyebilirim. Hepsi çok sevdi. Zaten onlar mercimeği bilmiyorlar. Hiçbiri bilmiyor. Çünkü onlar kullanmıyorlar o bakliyatı. Romanya'da mı? Romanya'da, işte atıyorum Meksika'da, Brezilya'da. Benim arkadaşlarım hiçbiri bilmiyordu bu yemeği. Aslında Türklerin bile bazıları ilk defa yedi orada. Mesela siz Global Village'e giderken neler yapmalısınız? Neler götürmelisiniz yanınızda? Biraz onlardan bahsedeyim. Tabii ki bayrak, lokum, belki gül suyu. Mesela fes götürebilirsiniz. Yani en taşınabilir portatif olan. Mesela biz orada kısır malzemesini bulurken çok zorlandık. Yani bir bardak kısır malzemesi bulgur 10 lira falandı. Bayağı pahalıydı. Bilmiyorum. Böyle hani yapmayı sevdiğiniz yiyecekleri mesela yanınıza götürebilirsiniz. Hatta reklam mı vereceğim bilmiyorum. Ne markası var. Evet. Sen markayı söyle, ben pikleyeyim orayı. Mesela şimdi ben de bir projeye gideceğim. Burada benim için de aslında bir artı olacak bu. Markasının çok güzel böyle hazır ürünleri var işte. Çiyalı bulgur olsun, işte barbunya yemeği. Yani her şeyin hazırını yapmışlar gerçekten. Al çantana koy götür. Orada sadece ısıtman gerekiyor veya alıp da koyabilirsin yani. O da mesela çok pratik olur orada anlatmak için o kültürü. Mesela hazır tatlılar var. Buradan hazır tatlılar da götürülebilir. İşte orada yapılabilir mutfakta hemen. Hazır çorba. Orada belki Global Village'de sergilemeyebilirsiniz ama kesinlikle hayatınızı kurtarır. İşte küçük hazır çorbalar olabiliyor veya işte büyük paketli hazır çorba. Mesela ben onu yapmıştım. Global Village'da değil ama normal bir zamanda yapmıştım. Şey, ezogelin çorbasıydı. Ezogelin çorbası benim en sevdiğim çorbaydı. O yüzden bayağı depolayarak götürmüştüm. Asyalı arkadaşlarım yemeye başladılar falan. Diyor ki bunun içinde pirinç var. Neden? Onlarda mesela böyle işte kullanılmıyormuş mesela pirinç. Sadece pilav olarak yiyorlarmış. Böyle çorbanın içinde bulunuyor olması onlara biraz da tuhaf geldi. Cezerye olabilir. Çok farklı. Lokumdan farklı. Çoğu kişi mesela lokumu biliyor. Turkish Delight. Herkes biliyor mesela. Cezerye çok farklı bir tat onlar için. Ya mesela kuru yemiş de götürebilirsiniz. İşte bizde olup mesela başka ülkelerde olmayan onlar da var. Türk kahvesi. Kesinlikle. Türk kahvesini getirmelisiniz. Makinesini yanınıza götürmenize gerek yok. Bir arkadaşım, Türk arkadaşım bayağı makinesini getirmişti elektrikli falan. Hani böyle ben Türk kahvesini tavada yapmıştım mesela hani. Pişiyor sonuçta. Türk kahvesi götürebilirsiniz. Köpük oluyor mu tavada? Ne? Köpük olmuyor. Bir diğer konuysa kalacak yer konusu. Çoğu kişi bana işte nerede kalıyorsun diye sordu. Nerede kaldın diye sordu. Ben Romanya'da Cluj'da bir öğrenci yurdunda kaldım. Projem bana bunu sağlıyordu. Şimdi şöyle, bazı gönüllük programlarında kalacağınız yer konusunda Isaac kalacağınız yer ayarlanıyor. Bazen de fee dediğimiz bücret karşılığında ayarlanabiliyor diyorlar. Bunu da başvururken isaac.org'da projenin bilgiler kısmında görebiliyorsunuz. Benim projemde de fee karşılığında bana yurt sağlıyordu. Ben de kaldım. Aslında da çok farklı bir deneyimdi. Benim projemin zamanında bulunan bütün o Cluj bölgesindeki insanların bulunduğu bir yurttu. Gönüllü staja gelen insanların katıldığı programdan işte Global Talent dediğimiz profesyonel staj programına gelen insanların bulunduğu. Aynı zamanda gönüllü programına yani benim gibi oraya gelen insanların bulunduğu bir yurttu aslında. Biz orada bayağı 100 kişi falan vardık bir ara. Ve yurtta kaldım. Şimdi yemek konusu nasıl oluyor? Onu soruyorlar. Farklı bir kültür sonuçta. Biz de mesela şöyle bir şey yapıyorduk. Yurttaki arkadaşlarımla farklı kültürden tabii ben hep böyle yabancılara takılan bir Türk olduğum için. Biz böyle yabancı arkadaşlarımızla mesela işte işten döndükten sonra ne yesek diye düşünürken ben mesela yemek yapacağım diyordum. İşte başkası yemek yapacağım diyordu ve biz markete gidiyorduk. Yapacak olanlar malzemelerini alıyordu ve akşam işte hep birlikte yemeğe koyuyorduk. Mutfakta yemek yapmaya başlıyorduk hep birlikte. Aslında burada birlikte zaman geçiyorduk aynı zamanda. Eğleniyorduk ve günün sonunda her ulustan, her yemek yapan ulustan farklı bir yemek yiyorduk aslında o günün sonunda. O yüzden mesela siz de yemek konusunda çok sıkıntı etmeyin. Yani yemek konusu yani sıkıntı edeceğiniz en son nokta diyebilirim. Yani her türlü hani yiyecek şey bulursunuz. Gideceğiniz her yerde. Dediğim gibi hazır çorbayı kesinlikle unutmayın. Burayı keseceksiniz. Dediğim gibi mesela Global Village'de götüreceğiniz o işte hazır yemek işte konserve demeyeyim de böyle konserveler çok güzel olmuyor. Ben denedim de olmuyor. Yani güzel değil. Böyle işte markasının bibliceni söyledi. Bibliceni söyledi. Sen söyle ben onları bitirebilirim. Tamam. O markanın mesela dediğim gibi hazır barbunyasından işte pilavına hani böyle alıp da götürebilirsiniz orada yiyebilirsiniz yani. Bir de mesela size ufak bir tavsiyeler vereceğim. Şöyle ben projeye gittiğimde aklıma hiç gelmemişti mesela günlük tutmak. Mesela orada günlük tutabilirsiniz işte daha sonra döndüğünüzde blog tarzı yazılar yazabilirsiniz onun hakkında. Hem de orada yaşadığınız anıları daha taze bir şekilde okuyup hatırlamanızı sağlar. Eğer yeşil pasaportluysanız yakın yerlere gidiyorsanız mesela giriş biletini alıp dönüş biletini
ücretini almaya da bilirsiniz. İşte gezip gidebilirsiniz veya proje öncesi gezip gidebilirsiniz. Bir de ayrıca bir anı defteri tutmuştum. Oradaki yabancı arkadaşlarım işte bana o zamana kadar işte yaşadıklarını, işte benle ilgili düşüncelerini yazdıkları bir defterdi aslında bu. Ve şimdi böyle zaman zaman açıp böyle okuyorum mesela. O anılarımı tekrar yaşıyorum. O yüzden bunları yapabilirsiniz. Yabancı arkadaşlarımla birlikte orada birbirimize verdiğimiz bir söz vardı. Tekrar bir araya geleceğimizin sözüydü ve rastgele Tayland diye bir ortaya bir ülke çıktı. Hani böyle bir fikir çıktı ve biz de Tayland için sözleştik aslında. Öyle bir söz üzerineydi. Daha sonrasında zaman yaklaştıkça, yaza doğru yaklaştıkça bu ciddiyete bindi ve ben de daha sonrasında Tayland projelerini araştırdım ve Tayland'da bir projeye başvurdum. Daha sonrasında projeye eşlendim ve bu projeye giderken de Kluj'dan olan arkadaşlarımla birlikte projeye gidiyor olacağım bu yaz. Bu da aslında çok farklı bir deneyim. Yani bir işte geçen yıl gördüğüm arkadaşlarımla rastgele bir karar sonucu işte Tayland'a tekrar bu güzel deneyimi yaşamaya gideceğim. Daha farklı bir ülkede, daha farklı bir kültürde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden iyi yolculuklar. Umarım siz de benim gibi çok güzel anılar biriktirirsiniz. Güzel deneyimler yaşarsınız. Bir sonraki deneyim videoları için buradan takip edebilirsiniz. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, falan. O yüzden yabancılar bana hep yoğurt. Oradaydı. O yüzden ismim de yoğurt. Adım Mimi'ydi benim.